Boğazın tam karşısında haylaz martıların sesi kulağınızda. Aslında hep vardı ama biri geldi ve üzerindeki tozu kaldırdı. Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul dört bir yanından tarih fışkırıyor ve o tarihe sadece martılar sahip çıkmıyor. Başka bekleyenleri de var. Kubbe İstanbul tarihi yarımadanın yeni yıldızı. 1950'lerde Fransızlar, 90'larda tüm Avrupa, 90'ların hemen sonrasında da tüm Asya, Hanlar bölgesini, bu coğrafyayı biliyor ve geliyor, ziyaret ediyorlar. Biz mi yabancısı kalmışız buraya? Evet, bize gösterilmemiş buralar. Fatih Sultan Mehmet'in bu kule menzile girdiğinde İstanbul fethedilmiş olur dediği, Ulubatlı Hasan'ın sancağı diktiği kule. Bir kafe ya da restoran değil, sırtını tarihe dayayan bir kültür durağı. İçeri girdiğinizde ahşap raflarında kitaplar sizi karşılarken duvarlarında ise sayfa sayfa yazılan bir tarih yatıyor. İsteyen gelsin. Çay mutfakta hem de sınırsız. Herkes kendi hizmetini kendi yapsın. Çok zengin bir tarihimiz var. Yani ticaretle en fazla zenginliğe ulaşabiliyorsunuz. Biz zaten tarih üzerinden çok zengin bir şekilde başladığımız için ticareti ikinci plana bırakmış olduk. Ama bir çay içeceksiniz. Kumbaraya ne bırakırsanız kendiniz kendinize hizmet edeceksiniz ki burası ticarethaneye dönmesin. Odalar var, hepsinde ayrı bir hayat gizli. Kitap okumak isteyen raflara, çalışmak isteyen odalara döndürsün kafasını yeter. Peki bir işletme bu sistemle ayakta kalabilir mi? Mayasında insanlık varsa neden olmasın? Ben gülümseyeceğim, iyi hissedeceğim. Umuyorum ki gelen insanlar da hani bir taş onlar koyacaktır ya da bir fazladan harcı onlar çıkartacaktır diye açıkçası ümit ediyorum. Restorasyona hazırlanıyor Kubbe İstanbul. Tarihten kopmadan sizi yenilenmiş haliyle ağırlamak için. Çay sınırsız. Söylemiştik değil mi?